Merhaba arkadaşlar. 2019 YDT sınavının ilk 20 sorusunu çözüyoruz beraber. Birinci soruyla başlayalım hemen. As soon as the computer was invented, bilgisayar icat edilir edilmez, a growing for computers, bilgisayarlar için artan dedim, bilim adamları ve mühendisler tarafından aldık, gelişmiştir. And numerous universities, birçok üniversiteler, started their own projects to produce them in the 1940s. 1940'larda onu üretmek için kendi projelerini başlatmışlar. Şimdi arkadaşlar burada bir tamlama oluşturmamız gerekir. Artan bir ne olmuş olması lazım bilgisayarlar için? Isolation, izolasyon olmadı. Concern, endişe demek olmaz burada. Awareness, artan bir farkındalık oluştu dediğimiz zaman ilk etapta kulağa hoş gibi geliyor ama onları üretmek için projelere başlatmış olmaları awareness'a karşılığını bulmaz. D seçeninde demand kelimesi talep oluyor. Artan bir talep oluşmuş bilgisayarlar için kalsın. Variety çeşitlilik demek. İlk sorumuzun cevabı Diyarbakır. A growing demand for computers. Bilgisayarlar için artan bir talep. İkinci soruya geldim. By messing with the balance of microorganisms. Mikroorganizmaların vücuttaki mikroorganizmaların dengesini bozarak and by killing too many of the good bacteria in your gut. İyi bakterilerin birçoğunu öldürerek antibiyotikler may have certain belli etkileri olabilir sağlık üzerine diyor. Şimdi burada dikkat ederseniz bu virgülden önceki kısımda olumsuz bir durum var. Antibiyotiğin yol açtığı zararlar bir vücudun dengesini bozuyor. Ayrıca iyi bakterileri de öldürmesi her iki tarafında olumsuz olduğu bir durum. Dolayısıyla böyle bir durumda sağlığımız üzerinde ne olur? Olumsuz etkileri olur. A seçeneği prevalent, yaygın olmadı. Negligible, önemsiz anlamına gelir. Insignificant diyebiliriz. Damaging, zarar veren. Olumsuz bir ifadeyi buldum kelimeyi. D seçeneği consistent, tutarlı. E seçeneği abandoned, bol. Cevabımız burada arkadaşlar. C seçeneği. Antibiotics may have certain damaging effects on your health. Yani antibiyotikler sağlığınıza zarar verici etkileri vardır. Olabilir. Üçüncü soruda current research, şu anki araştırma has suggested that ileri sürmüştü. People who consume more trans fatty acids, yani daha fazla trans yağ asitleri tüketen insanların daha çok agresiflik seviyesine sahiptir. Ama nasıl sahiptir? Gördüğünüz gibi bir zar sorusu var ve zar sorusunda da nasıl sorusunu sorarak cevabı buluyoruz. Nasıl bir seviyeye sahipmiş bunlar? Independently, bağımsız olmadı. Significantly greater, oldukça önemli ölçüde daha yüksek seviyelere sahiptir. Kalsın. Deliberately, kasıtlı. Mutually, karşılıklı. Precious, değerli, önemli anlamına gelir. Arkadaşlar cevabımız burada önemli ölçüde, ciddi ölçüde anlamında significant olacak. Dördüncü soruda in the crime scene investigations, suç mahalli araştırmasında forensic science yani adli tıp, evidence, arkadaşlar burada ne diyor? Evidence, kanıt. Bir fiil lazım. Bana kanıtla beraber kullanılacak bir fiil. That may link a suspect, bir şüpheliği ilişkilendiriyor. Suçla, bunu kanıtlayarak veya onun masumiyetiyle ilişkilendiren bir kanıt. Ne yapar adli tıp? Initiate, başlatmak olmadı. Accelerate, kanıtı hızlandırmak dedik olmadı. Precede, önce gelmek demek olmadı. Counter, karşı gelmek, kanıta karşı gelmek diyemeyiz. Cevabımız E seçeneği, kanıt sağlamak, provide evidence. Beşinci soru, phrasal verb sorumuz. Although the game of baseball as it is known today. Bakın bugün bilindiği gibi beyzbol oyunu Amerika'ya hastır yani eşsiz bir şekilde olmasına rağmen. Şimdi normalde burada Amerika'ya has olmasına rağmen diyor. Popular English children's bat and ball game called rounders. Bakın rounder adında bir oyun, tenis benzeri bir oyun. Popüler İngiliz oyunundan ne olmuştur? Get along, iyi geçinmek demek. Derive from, kökünden gelmek. Originate from da diyebiliriz. Normalde bakın Amerika'ya has olmasına rağmen
Aslında İngiliz oyunundan gelmiştir diyor bu. Account oluşturmak, go through deneyim yapmak, experience diyebiliriz, bring about sebep olmak, lead to da diyebiliriz onun yerine. Derive from doğru cevap. Altıncı sorumuzda bir tense sorusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım burada. Implantation of embryo yani embriyonun yerleştirilmesinden bahsediyor. Is a milestone in human development. İnsan gelişiminde bir mihenk taşıdır, dönüm noktasıdır. As it is formed stage onwards that the embryo. Arkadaşlar bakarsak böyle genel geçer bir durumu anlatıyor. Bizim genel geçer durumlarda kullanacağımız tense nedir? Simple present tense yani geniş zamandır. Şu ana kadar o şekilde ilerliyoruz. Bakalım nasıl gelecek. The embryo take shape. Şeklini almaya başlar ve bütün vücut planı oturtulur, karar verilir. Şimdi burada dikkat ederseniz genel geçer bir durum var. Benim past bir tense gitmemin bir anlamı yok. Bakın burada had been ve began'li bir yapı. B seçeneği kalsın. Her iki tarafında simple present, genel geçer durum. C seçeneğinde had verb işte will gelmiş yan yana olmaz. Yine burada D seçeneğinde was verb 3 var. E seçeneğinde has been verb 3, present perfect'te eylem tamamlanmış, genel geçer bir durum olmamış. Cevabımız B seçeneği. Yani burada diyor ki embriyo şeklini almaya başlar ve bütün vücut planı karar verilir o şekilde. Yedinci soruya geldim. Even though diye başlamış. The theory of dualism. Dualizm teorisi çürütülmesi var burada. Many people still, birçok insan hala cling to the idea. Ne yapar? O fikre bağlı kalırlar. Consciousness, farkındalık, vücudun dışarısında var olmaktan bahsediyor. Şimdi dikkat edersiniz arkadaşlar yine genel geçer bir durum var. Dolayısıyla benim gideceğim tense simple present tense ya da present perfect tense olabilir. Bakalım burada ikinci tarafta bakın C seçeneğinde had to exist var olmadı. Diyarbakır'da had been verb 3 var olmadı. E'de must have verb 3 var çıkarım yapmış olmadı. Şimdi A ile B seçeneği arasında kaldığımız zaman ikisi de kulağa hoş gibi geliyor. Ama arkadaşlar bu soruda bu tarz sorularda simple past tense seçebilmeniz için bir sebebiniz olması lazım. Hatta sizi geçmişe götüren bir ifade olması lazım. Yani her ikisi de çeviri olarak güzel gelebilir. Ama B seçeneğinde bizi geçmişe götüren bir ifade olmadığı için benim seçeceğim seçenek A'dır. Geldim 8. soruya. Bir arkadaşlar reduction sorumuz var. Biliyorsunuz virgülden sonra gelen reductionlarda ne yapıyorduk? Tuğlu kalıpları eliyorduk. Çünkü participle'lı yapılar değil. Greater Barrier Reef is one of the longest reefs in the world. Dünyadaki en uzun kayalıklardan bir tanesi olduğunu söylüyor. Ki bu kayalıklarda arkadaşlar 2000 kilometreden daha fazla uzunluğa yayılmaktadır deyip ne yapıyorum? Aktif bir şekilde reduction yapıyorum. Eğer ben aktif bir reduction yaparsam eğer ne yaparım arkadaşlar? Verb ing ile yaparım. Reduction'ları şöyle hızlıca böyle bir değerlendirirsek örnek veriyorum. Do fiiliyle reduction'ın bir çekimini yapalım beraber. Birincisi verb ing ile aktif yaparken ben doing yapardım. Yapan diye çeviririm. Aktif olup past vurgusu yapmak istediğimiz zaman having done olur, yapmış olan diye çevirin. Devamında pasif yapılara geçtiğimiz zaman fiilin üçüncü haliyle yaparız bunu. Done olur, yapılan olur. Past vurgusu yaparsam arkadaşlar have been düzeltiyorum. Having been done olur, yapılmış olan. Çevirmenizi bu şekilde yapın reduction ile ilgili. Geldim 9. soruya, edat sorusuna. İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyor arkadaşlar. Bakalım İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşı süresince gibi seçeneklerimiz var. İkinci Dünya Savaşı fabrikaların birçoğu bakın askeri üretime kendini adayan fabrikaların birçoğu çatışma savaş. Şimdi burada savaşın bulunduğu dönemi anlatıyor. Were converted back to their original. Hani kendi orijinal sivil kullanımlarına dönüştürüldü diyor. Arkadaşlar burada ikinci taraftan gidersek eğer savaş süresince anlamı veren bir yapımız var değil mi? Hani with yapımız veya
for the fighting, savaş için anlamı vermiyor. Burada cevabımız B seçeneği olur. Hemen böyle yerleştirelim. Following World War II, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşını takiben askeri üretime kendini adayan fabrikaların birçoğu savaş süresince bunu yapanların birçoğu kendi orijinal kullanımlarına dönüştürüldüler. Cevabımız B seçeneği. 10. soruda any mental exercise herhangi bir mental egzersiz helps cognition yani zihne yardımcı olur. Building ne yapar? Building inşa etmek, genişletmek, güçlendirmek neyi? Yolları güçlendiriyor. That carry information, bilgi taşıyan neurons. Arkadaşlar burada değerlendirdiğimiz zaman bakın burada virgülden sonra ing olmuş ve anlam da işte inşa ederek, genişleterek, uzatarak, güçlendirerek, yolları bunu yaparak bana burada arak anlamı veren edatımız buydu. Hemen ikinci taraftan da sadeleştirmesini yapıyorum burada. İkinci tarafa bakalım. That carry information between neurons. Nöronlar arasında bilgi taşıyan yolları. Cevabımız Edirne. 11. soruya geldim. 11. soruda arkadaşlar most people can find benefits. Şimdi faydalarını bulurlar. In cross cultural living or learning. Şimdi kültürler arası yaşamada ve öğrenmenin faydalarını bulmaları durumu arkadaşlar pozitif bir durumdur. Some experience psychological blocks. Bazıları psikolojik böyle engeller, deneyimlerler. Other inhibiting effects due to culture shock. Kültür şokundan dolayı due to böyle engelleyici etkileri ne yaparlar? Deneyimlerle arkadaşlar bir tarafta olumlu bir durum var. Diğer tarafta da olumsuz bir durum var. Bunu bana zıtta gidecek olan while'dır. Yani birçok insan faydalı bulmasına rağmen bazıları ne yaparlar? Psikolojik engeller deneyimlerler diye ilerliyoruz. Because burada çünkü demek provided that şartıyla demek koşul bağlacıdır. Unless messe demek on demen sadece şöyle olduğunda anlamına gelir. Cevabımız C seçeneği. 12. soruya geldim. Brain death happens. Yani beyin ölümü gerçekleşir. When the brain shows no signs of any activity. Herhangi bir aktivite işareti göstermediği zaman gerçekleşir diyor arkadaşlar. Burada beyin ölümünün olması olumsuz bir durumdur. Diğer tarafta makineler are keeping the heart and the lungs working. Yani makineler kalbi ve akciğerleri çalışır bir şekilde tutuyor. Burada arkadaşlar pozitif bir durum var değil mi? Bağlaç sorularını çözerken artı eksi değerler vermeniz soruyu çözmenizi hızlandırır. Şimdi bakıyorum burada zıtlık yapımız bunların içerisinde A seçeneğidir. Öncelikle hemen A'ya gidiyorum. Even if'i yerleştiriyorum. Beyin ölümü even if machines are keeping the heart and the lungs work. Makineler kalbi ve akciğerleri çalışır bir şekilde tutsa bile beynin herhangi bir aktivite göstermediği zaman meydana gelir. Arkadaşlar burada cevabımız even if olur. In case ihtimaline karşı demek. In case'i seçebilmeniz için devamında bir tedbir bildirmesi gerekir. Olmadı. Because çünkü demek. Until bir zaman bağlacıdır. E kadar anlamına gelir. After da zaman bağlacıdır. Sonra anlamına gelir. Bu şekilde zıtlık oluşturmaz arkadaşlar. 13. soruya geldim. Evet, bird nests differ from species to the next. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi türler var. Diğerine ne yaparmış? Değişirlermiş kuş yuvaları. And nest. Bu tarz soruları çözerken arkadaşlar öncelikle boşluktan sonraki ismin sayılabilir mi sayılamaz mı olduğuna, tekil mi çoğul mu olduğuna dikkat edin. Onlara dikkat ettikten sonra dikkat etmeniz gereken ikinci bir durum yardımcı eylemin kendisidir. Bakın burada has olmuş yani tekil bir yapı var. Bizim burada kalıbımız var biliyorsunuz. One species to the next. Birinden diğerine. Bakın burada B seçeneğinde onu görüyorum. And each nest. Her bir yuva has its own style of architecture. Kendi böyle bir mimari yapısına sahiptir diyorum her biri. Cevabımız burada B seçeneği oluyor. 14. soruya geldim.
The town of Ushuaia lies, nerede yapmaktadır diyor, at the southern tip of Argentina. Arjantin'in güney noktasında bulunmaktadır. Şimdi diyor ki close, yakın bir sıfat var burada. Antarktika'ya yakın. It is bitterly cold for much of the year. Yılın büyük bir bölümünde çok böyle soğuktur. Oldukça soğuktur. Arkadaşlar virgülden pardon, ikinci boşluğun devamında dikkat ederseniz bir SVO var. SVO'nun olduğu yerde slow diyetim ve saç diyetim ne oluyordu? Lafı geçerliydi ama burada direkt bir edat pardon ve burada bir direkt bir sıfat gördüğümüz için Soğudet'e gidiyorum. So close to Antarctic. Antarktika'ya o kadar yakın ki yılın birçok bölümünde oldukça soğuktur diyorum. Cevabımız E seçeneği. 15. soruya geldim. The numerous Italian princes palaces. Evet, birçok İtalyan prens sarayları became significant centers of the Renaissance and the Baroque periods. Yani Barok dönemi ve Rönesans'ın önemli merkezleri haline geldi. Şimdi burada arkadaşlar yine artı eksi yapalım. Burada artıyı görüyorsunuz. Devamında diye comparatively minor political influence oldukça küçük politik etkilerden bahsediyor. Bakın bir tarafta olumlu, diğer tarafta olumsuz bir yapı görüyoruz. Yine kime gitmemiz gerekir? Zıtlığa gitmemiz gerekir. Despite their comparatively minor political influence diyorum. Due to dandelion demek. In terms of bakımından demek ve kendisinden sonra isim alır. Rather than ziyade anlamına gelir. As well as'nın yanı sıra anlamına gelir. Geldik close test'e şimdi arkadaşlar. İlk soruyla başlıyoruz. İlk soruda görüyorsunuz bir zarf sorusu var. Hemen değerlendirelim. Global warming will bring significant changes. Önemli böyle değişiklikler getirecek. To the world as a whole. Bir bütün olarak dünyaya önemli değişiklikler getirecek. Fakat the particular types and scales of these impacts, yani bu etkilerin dereceleri ve önemli tür belli başlı türleri will be affected by local conditions, yani yerel durumlardan etkilenecektir. Arkadaşlar hemen zarf olarak soruyorum. Nasıl etkilenecektir sorusunu soruyorum kendime. Bakın profoundly önemli derecede ciddi ölçüde derinden etkilenecektir dedim. A seçeneği oldu. Unintentionally kasıtsız demek. Lightly hafif. Cautiously dikkatli. Occasionally ise ara sıra demek. Cevabımız bizim burada ne oldu? Profoundly önemli ölçüde ciddi ölçüde ne olmak? Etkilenmek diyor. 17. soruya gelelim. 17. soruda ben seçenekleri size buraya göstereyim. Bir daha aşağı yukarı in çık yapmayalım. Beraber görelim seçenekleri arkadaşlar. Şimdi climate change will not just have general global effects. Arkadaşlar iklim değişikliği sadece genel küresel etkileri olmayacak diyor. Genel küresel etkiye sahip olmayacak. Fakat zamandan bahsediyor. Hemen edatına bakıyorum burada. It will create specific impacts within your very own neighborhood. Yani senin kendi bölgene yaşadığın yere bile önemli etkiler, özel etkiler ne yapacak? Yaratacak. Burada bizim cevabımız olur değil mi arkadaşlar? Over time, zamanla, zaman içerisinde at, for, during, before gibi yapılar. Burada ne oluyor? Çeviri olarak uygun değil. Over time, zamanla. Geldim 18. soruya. 18'de bir tense sorusu görüyorsunuz. Tense sorularını çözerken dikkat etmeniz gereken durum şudur. Dikkat ederseniz tensimizin her yeri nedir? Birinci cümle will, üçüncü satırda will görüyorsunuz. Dörtte will, beşte will. Sürekli gelecek zamana yönelik bir yapı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla ne olması gerekir benim tensimin? Geçmiş zamanlarla benim cümleye bakıyorum. Beni geçmişe götürmediği sürece ilerlemeyeceğim. Şimdi değerlendirelim. Because the changes people will face vary from place to place. Yani insanların yüzleştiği değişiklikler mekandan mekana, yerden yere değişeceği için local governments, yerel yetkililer will be best equipped, en iyi şekilde donatılacak to address these problems, bu problemleri ele almak için. Bakın burada yine will gördük değil mi? Çünkü one size fit all solutions, yani bir problemin her birine uyma çözümleri, yani tek standart çözümler, burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Were not olmaz, should olmaz, had not were hiç olmaz.
Will have verb 3 gelecekte tamamlanmış olan eylemdir. Çalışmamış olacak demeyiz arkadaşlar. Onun yerine will not work diyeceğim. Çalışmayacak diyoruz. Geldim burada 19. sorumuza. National governments that signed and ratified the UN Framework Convention on Climate Change. Yani yerel hükümet, ulusal hükümetler iklim değişikliği üzerine olan Avrupa Birliği anlaşmasını imzalayan ve onaylayan hükümetler. Agreed to undertake adaptation planning, yani adaptasyon planını üstlenmeyi kabul ettiler. Several countries, bakın burada çoğul bir isim gördünüz değil mi? Bir sürü ülkeler. Devamında ülkeleri sayıyor. Dominican Republic, Cuba and others in the Caribbean are also undertaking regional planning. Yani bölgesel planlamayı üstleniyor bunlar. Arkadaşlar böyle buradaki ülkelerin örneklerini saydığı için biz kime gireceğiz? Such as'e. Örneğin diyorum. In case of ihtimaline karşı, with regards to E göre in terms of bakımından as a result of'ın sonucu olarak demek. Burada cevabımız such as. But fundamentally, fakat temel olarak diyorum. Chiefly, principally, essentially, mainly gibi ne yaparım? Zarfları da burada kullanabilirim. Son sorumuzda da yine arkadaşlar bir bağlaç sorusu var. Climate change is happening globally. Bakın altını çiziyorum. İklim değişikliği küresel olarak meydana gelir. People need to react locally. Ama insanların yerel olarak, bölgesel olarak hareket etmesi, bir tarafta küresellik, bir tarafta bölgesel durumdan bahsettiğimiz için gideceğimiz seçenek nedir? Zıtlıktır. Oldu Eramer. Son olarak toparlayayım. İklim değişikliği küresel olarak meydana gelmesine rağmen insanların bölgesel olarak hareket etmesi gerekir. In case ihtimaline karşı, until, e kadar, since, çünkü veya then beri anlamına gelebilir. As soon as de ırırmaz anlamına gelir. Evet arkadaşlar 20 soruyu tamamladık. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.